Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabih ve ezvacihi ve zürriyetihi ve etbaihi ila yevmiddin. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe kiramlardan beraber oturarken onlara bir soru soruyor. Onlara söylüyor, bir temenni ediyor, bir Allah'tan rica ediyor. Keşke diyor, ben kardeşlerimi görseydim. Ne kadar temenni ediyorum onları görseydim. Sahabe-i kiramlar diyorlar, ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değiliz mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, hayır, siz benim ashabımsınız. Benim dostlarımsınız. Benim kardeşlerim sizden son gelecek, ümmetimden gelecekler. Onlar benim kardeşim. Keşke onları görseydim. Onlar da beni görseydi yani. Bakınız, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi görmeyi temenni etmiş. Siz de görmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. Tabii her Müslüman, her mümin insan ister onu. Onun görmek istiyorsan onun yolunda yürümen lazım. Ona ittiba etmen lazım. Ona uyuman lazım. Sevgin, muhabbetin ona en çok olması lazım. Her şeyde, ibadette de, başkalarında da. Bizim İslam dinimizde ibadet sadece namaz, abdest, zekat değil. Bütün ameller, yaptığımız ameller hepsi ona ibadet deniyor. Bazı insanlar zannediyor, sadece namaz ibadet, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek bu ibadettir. Ama ibadetin çok çeşitleri var. Bakarsak Resulullah Efendimiz'in sünnetine, hadislerine, hayatına, Resulullah Efendimiz bir şeyi küçümsemeyin diyor. Onu yaparsak ne olur demeyin diyor. Belki o bir ufak bir amelden, küçük bir amelden senin gözünde küçük görüyorsun ama Allah'ın katında çok büyüktür, çok sevabı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramlara buyuruyor diyor. İştara Uthmanu El cennete merreteyn. Osman Efendimiz, Osman bin Affan radıyallahu teala an, cenneti iki defa satın almıştır Allah'tan. İki defa. Ne zaman Osman Efendimiz cenneti almıştır? Ne zaman? Biri diyor, hine hafri bi'ri Rûme. Biri de hina tejhizi ceyşil usra. Ki birinci Medine'de bir tane Yahudilerden bir kuyu açmıştır. Kuyu su kuyu. O kuyudan Müslümanlara selamun aleyküm. Müslümanlara su satıyor. Müslümanların halı durumu iyi değil. Su da her gün ihtiyacı, biliyorsunuz her evin ne kadar ihtiyacı var suya. Çok zorlandılar. Çünkü bu su paradan satın alınıyor. Bir sıkıntı yaşandı Medine Münevvere'de. Resulullah Efendimiz'e şikayet ederek geldiler. Ya Resulallah, ne yapalım?
Bu bize suyu paradan satıyor. Buna da çok ihtiyacımız var. Ona da gücümüz yetmiyor. Her insan alamıyor. Ne yapalım? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada sahabelerden istiyor. Kim diyor bu kuyu satın alır o Yahudi'den? Ben de ona kefilim. Cennette bir kuyu. Cennette onun bedeline cennette bir kuyu. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu teala hemen koça koça onun yanına gidiyor. Satın alacak Yahudi satmıyor. İki misli veriyor, üç misli veriyor, çok baha şey veriyor, satmıyor. Satmam diyor ben. Bu benim rızkım, satmam. Ondan sonra Osman Efendimiz gel bakalım diyor, ortak olalım. Benden sen bu kuyuda ortak olalım. Yarı benim, yarı senin. Evet diyor Yahudi. Ortak oluyorlar, parasını ödüyor. Bir gün, iki gün satıyorlar. Sonra diyor kardeş böyle olmuyor benden bari var. Sen bir gün senin olsun, bir gün de benim. Allah ne rızık verirse ben razıyım. Nasıl görüyorsun? Tamam dedi o. Osman Efendimizin nobadı günü Müslümanlara dedi gelin su alın iki günlük alın. Bugünü de alın, yarını da alın. Götürün, gidin, hiç para istemiyorum. Yahudi ikinci gün satmadı, üçüncü başka gün satmadı. Osman'a dedi benim payımı alır mısın? Hesabı alır mısın? Aldım dedi. Ama benim istediğim bahada. Senin istediğinde de. Şimdi ben satıyorum. Kazanıyorum. Bu bir. Osman Efendimiz neden aldı? Maldan. Yani bu malı cihad bir sadece silahtan değil cihad. Cihadın da çok çeşidi var. En önemli çeşidi de mal. Malı vermek. Allah yolunda harcamak. Tamam. Bu Allah yolunda harcamanın da onların da çeşidi çok. Onların da çeşidi çok. Osman Efendimiz bunu aldı. Bu müjdeyi de Resulullah Efendimiz'den aldı. Bu birinci. İkinci, Gazvetu Tebuk. Tebuk zamanında çok bir sıkıntılık vardı, kıtlık vardı. Bir şey yok sahabe kiramların elinde. Az, her şey az. Rumlar da geliyor. Geliyorlar Şam'ın tarafından. Gelecekler. Onlara karşı çıkması lazım Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Ama silahı yok, bir şey yok. Onları götürür bir at, deve yok. Ne yapacak? Resulullah Efendimiz istişare yapıyor sahabelerden. Beraber ne yapalım diyor, ne edelim diyor. Hazreti Osman anlıyor meseleyi. Diyor Resulullah Efendimizin bizden beraber istişare etmesi bizden bir şey talep ediyor. Bizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Diyor ya Resulallah hiç merak etme, düşünme. Bütün bu orduyu ben hepsini silahını da hepsini ben karşılıyorum diyor. Kim bunu söylüyor? Osman Efendimiz. 1000 tane deveyi hazırlıyor. 1000 tane deve. 1000 tane deve bugün derse kaç tane tank yani? 1000 tane tank o günlere göre. Kıyas edersek bugüne. Yani 1000 tane tank hazırlıyor. Onları hazırlıyor Efendimiz Osman Efendimiz. Bazısını hepsini onun masrafı hepsini kendi ödüyor. Burada da Resulullah Efendimiz'den de daha bir müjde alıyor. Cenneti bunda da alıyor. Osman Efendimiz aşara mübeşşerinden. Ama bakın amellerine bakın ne kadar yapıyor. Şimdi biz belki biz, kardeşlerim biz bunu bir işleri yapamayız. Ama çok basit şeyler var. Onları biz yapabiliriz. Siz cennet istiyorsanız, Resulullah Efendimiz'i görmek istiyorsanız, kendi sizin görmenizi temenni etmiş, Allah'tan talep etmiş, raca etmiş. Siz de istiyorsanız onun için çalışmanız lazım. Nasıl çalışalım? Belki benim gücüm yok, param yok, zengin adım değilim, fakirim. Ne yapalım hocam? Belki sen cenneti kazanırsın, 2 rekat namaz gece kalkırsın. Allah için kimse görmeden, kimse bilmeden kalkıp teheccüd namazını kılırsın da dua edersin. Belki bu senin bu 2 rekat namazın seni cennete girdirir.
Resulullah Efendimiz'e sahip olmaya nasip eder. Tamam. Ondan beraber olmaya nasip eder. Belki bu iki rekat sen onları Allah için yaparsan. Allah için yaparsan ha. Bu iki rekatten olabilir bu iş. Belki bir insanın yüzüne bir tebessüm yaparsan, tebessüm edersen, ekşi yüz göstermezsen, onun yüzüne gülürsen, kardeşim derirsen, onu kucağına alırsan, bağrına basarsan, o da belki bu şey, bu sadakan senin. Resulullah Efendimiz ne diyor? Tebessümüke fî vecihi ahike sadaka. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmek, o da bir sadakadır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kadın Beni İsrail'den, Beni İsrail'in kadınlarından biri, çok bir bozuk bir kadındı. Bir gün geçerken bir kuyunun yanından geçiyor. Bakıyor o kuyunun yanında bir köpek susuz dilini şey etmiş. Su içecek ama suyu kimse veren yok ona. Kuyu da var. İniyor onun ayak kapından su alıyor. Kuyudan da bu köpeğe içiriyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste? Diyor bu kadının yaptığı bir köpeğe su içirmesine Allah Teala onun amelini kabul etti. Onu da bütün günahları da affetti. Bak köpek için. İnsan için değil. İnsana ne kadar daha var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor fi kulli kebidin ratbatin ecr. Her insana, hayvana olsun, insana olsun, kim de olursa olsun ona bir iyilik yaparsan, bir acılığını giderirsen, bir susuzluğunu giderirsen onun büyük bir sevabın vardı Allah Teala'nın katında. Şimdi bunu bakın ne yaptı büyük? Çok basit bir amel yaptı. Çok basit. Bir köpeğe su içirdi. Bu su içirmesinde Allah bütün günahlarını affetti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Belki sen cenneti kazanırsın neden? Bir yetim çocuğun başına okşamak bile ama rahmetle bu çocuğa acıyorsun. Bu çocuk yetimdir, babası anası yoktur falan, buna bir iyilik yapıyorsun. Ne kadar bu sabunun kafasında bu saçların adadı? Ne kadar varsa onça senin sahifende sevap yazılıyor. Belki sen bir iyilik yaparsın bir insana, bir mazluma yardım edersen, bir zalimin karşısına yapma dersen, belki bu kelimenle, bu kelime konuşma, hak konuşmada sen ne yaparsın? Cenneti kazanırsın. Yani cenneti kazanmak hocam, kardeşlerim, çok basit bir ameller var. Ama en önemli ne? Niyetin senin sağlam olmak, ihlas etmek, Allah için yapmak, Allah için yapmak, bu büyüklerimize uymak, büyüklerimize uymak. Bakın siz bora geliyorsunuz Allah'a şükür elhamdülillah bu mübarek yere. İlim de öğreniyorsunuz, her şeyi alıyorsunuz. Bu gelmeniz de Allah için olsun. Allah için olsun. İlim talep etmek için olsun. Niyetiniz bunun için olsun. Kardeşlerimize yardımcı olmamız için olsun. Kardeşlerimizi görmek için olsun. Kardeşlerimizi Müslümanların sevabını çoğaltmak için olsun. Bak bu niyetleri ne kadar sen niyet edersen o niyete göre sen sevabını alırsın. O niyete göre. Resulullah Efendimiz keşke kardeşlerimi görseydim diyor. Kardeşlerim kim dedi bu kardeşlerin ya Resulallah biz değiliz mi? Hayır siz değilsiniz. Sizden sonra gelecek benim ümmetimden gelecekler. Onlar benim kardeşlerim. Onlar kim onlar? Beni görmeden bana inananlar. Beni görmeden bana inananlar, bana uyanlar, benim sünnetimi yapanlar, benim sünnetime tabi olanlar. Onlar benim ihvanım diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz burada kardeşlerim ben çok uzatmayacağım. Bu mübarek günlerde bizim hafta doğum Kutlu doğum diyoruz burada Türkiye'de. Bir hafta kutlu doğum. Yani miladin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde Suriye'de Allah bizi en yakın zamanda bizi de memleketimize döndürsün inşallah. En yakın zamanda ya Rabbi. Bizim Suriye'de çok güzel günler geçiyor bugünler kimi. Mevlid günlerinde.
Her sokaklar süsleniyor, her camilerde mevlid okunuyor, her evlerde mevlid okunuyor. Resulullah Efendimizin hayatı anlatılıyor, Sîret-i Nebevîsi anlatılıyor. Çok güzel geçiyor. Burada da elhamdülillah siz bugünlerde bak, kutlu doğum haftasını rahat rahat yapabiliyorsunuz elhamdülillah. Burada bir şey istiyorum sizden. Sadece biz bunu yapmadan Resulullah Efendimiz'i sevmek, sadece sokakları süslememi ya da bunu yapmak ya da bu ilahi söylemek bununla olur mu, yeter mi? Yetmez. Bu yetmez. Sen en önemli bu haftada sen kendine bak. Ne kadar sen Resulullah Efendimiz'e uyumuşsun, yüzde ne kadar? Her sünnetinde ne yapmışsın? Ne etmişsin? Ona bak sen. Resulullah Efendimiz seni seviyorsa, sen seveceksen ondan önce sen düşün. Resulullah Efendimiz seni sever mi, sevmez mi? Bu amellerine göre, amellerine göre seni sever mi, sevmez mi? Ben seviyorum diyorum. Ama seviyorum diyorum. Bir mesele, hayır meselesi gelince kardeşim bana dokunmayın, bana yaklaşmayın. Ben bu işi etmeyin. Ben seviyorum ama bunu yapamam. Seviyorum, edemem. Olmaz. Olmaz bu. Sözden olmaz. İş amelden olur. Sözden bir şey olmaz. Tamam. Biz bu kutlu doğum günleri, bu Resulullah Efendimiz'in hayatını anlamak için bize onu andırıyorlar. Resulullah Efendimiz'in Sîret-i Nebevîsini okumak için bize onu gösteriyorlar. Biz o Resulullah Efendimiz'i iyi tanımak için, hayatını bilmek için. Bakın kardeşlerim, Resulullah Efendimiz'in sirasında, Sîret-i Nebevîsinde hayatta doğum gününden vefatı güne kadar hepsi bize rivayet edilmiştir. Sahabe-i kiramlar rivayet etmişler. Doğum gününden ta vefatı güne kadar bir altında bir kızıl çizgi yok. Bu denilmez, bu okunmaz, bu rivayet edilmez, yok bizim Resulullah Efendimiz'in hayatında. Resulullah Efendimiz'in hayatında sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi sahabeler rivayet etmiş. Hatta bakın kardeşlerim, en özel meseleler kendi hayatı, cinsi hayatını kaç tane hanım, 9 tane kadın onu rivayet etmişler. Ne için 9 tane? Resulullah Efendimiz'in zavucaları biri bir şey unutursa öteki hatırlatır. Hepsini bize anlatmışlar, rivayet etmişler. Başka insanların, büyüklerin, onun altında kırmızı çizgi var, bunu okuyamazsınız, bunu diyemezsiniz, bunu yapamazsınız, bunu falan yapılıyor, deniyor. Ama Resulullah Efendimiz'in hayatında bu yoktur. Resulullah Efendimiz'in hayatı hepsi açıktır. Biz okuyabiliriz, ona da tabi olabiliriz. Ondan da biz örnek olarak bizim hayatımızda alabiliriz. İnşallah da Allah Teala hepimize onu nasip etsin. Şimdi de maşallah bugün çok sevindim. Çok sevindim. Allah razı olsun. Bir yeni kitap basılmış. Resulullah Efendimiz'in Şemailun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hani kitabımız hocam? Türkçe'ye etmişler hocam. Allah razı olsun. Rahmet hocam Gül'den. Bu kitabı yeni çıkarmışlar. Bu kitabı biz her camilerde okurduk. Ondan da icazat verildik şeylere. Yani hazır olanlara bunun icazatını verildik. Siz de okudunuz hocam. İnşallah bir hocalarımızdan icazatı olanlardan bir arkadaşlarımıza icazat da verelim. Bu kitap şimdi Türkçe'ye geçmiş. Senin bu kitapta her şey var. Resulullah Efendimiz nasıl yedi, nasıl oturdu, nasıl giydi, nasıl davrandı hayat zevcelerini. Bu kitapta hepsi vardı. Türkçesi okuyabilirsiniz. Bir engel yok demezsiniz. Arapça biz bilmiyoruz. Arapça bilmiyorsun, bak Arapça bilmeyen halı zor olacak ha. Türkler dinleyin. Arapça bilmeyen halı zor olacak. Biliyorsunuz ne için? Ömer Efendi. Cennette değil Arapça. Ha maşallah. Beni yendi. Lisanul cenne Arabi. Arabi. اللي ما بيعرف عربي حالته صعبة عم بقول لهم ناصر إذا جاكسنز نيابا جاكسنز عرب شابيل ميان باق بوردا ما شاء الله عرب لار شوق ونردان أرانا عرب شاية والحمد لله رب العالمين
Yeter bunu çalacağım. Tfadalo. Allah-u Teala hocamdan razı olsun arkadaşlar. Kutlu doğum için geldiler. Bizi şereflendirdiler. Ben bu kitabın genel olarak İmam-ı Tirmizi'nin Şemail-i Şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in baştan sona hayatı, Cuma günleri salavat meclislerinden sonra okuyorduk. Hoca Efendi vefat ettikten sonra salavat meclisi başlatmıştık. O Cuma günleri salavat meclisinden 3,5-4 sene, 5 senelik bir zamanda okuduk. Biz de onu her hafta okuduğumuz müddetçe tercüme ettik. Allah'a hamdolsun ki Rabbim de muvaffak etti. Türkçesini Türkçe'ye tercüme ettik. Kısmet olursa inşallah hayır sahibi kardeşlerimiz arıyoruz ki bunu kutlu doğumda dağıtacağız. Pazar günü. Çünkü herkes gül dağıtıyor veyahut da başka bir şey veriyor. Gülü de insanlar ne yapıyor? Bir saat sonra ya atıyorlar ya soluyor. Hiçbir değeri kıymeti kalmıyor. Ama bu kitap hemen size istifade edeceğiniz, hemen ailenizin, hemen çoluğunuz çocuğunuz veyahut da sizden sonrakilerin de istifade edeceği bir kitap. Ben genel itibariyle bir başlıklarını okuyayım, neler varmış arkadaşlar. Eyvallah. Siz ona göre şey yapın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılış bakımından güzelliği, Allah Allah, boyu, posu, sakallı şerifi nasıl oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik mührü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saçı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç ve sakalını taraması, saç ve sakalının ağarması, saç ve sakallarını boyamaları, gözlerine sürme çekmesi, Allah, elbisesi, yaşayışı, ayaklarına giydiği mesler, Allah Allah, ayakkabıları, yüzükleri, mühri şerifleri, yüzük takışı hangi eline takarmış? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıçları ve bunun içinde kılıçlarının her hepsinin resimleri de var arkadaşlar. İstanbul'daki o şeyde Kutupkapı Sarayı'nda oradan alınmış zırhları, miğferleri, sarıkları, izar-ı şerifleri, yürüyüşü, tülbent kullanması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oturuşu, yaslandığı şeyler, yaslandığı kimseler, yemek yeme tarzı, yediği ekmekler, yediği katıklar, ellerini yıkaması, Peygamberimizin yemekten önce ve yemekten sonra, su içtiği bardaklar, yediği meyveler, içecekleri, su içme şekli, koku sürünmeleri, konuşma tarzları, gülüş tarzları, şakaları, şiire karşı tutumları, hocam, hoca efendi dedi ya, hani ta iç meseleleri kadar, hanımlarıyla gece yaptığı sohbetler, Allah'ım, her şeye kadar. Nasıl? Uyuma şekli, ibadetleri, sünnet namazlarını evde kılması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oruçları, Kur'an okumaları, ağlaması, yatakları, hani biz şimdi güzel güzel yatakları beğenmiyoruz ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yatağını okuyun da bir bakın arkadaşlar. Allah hesabımızı kolay eylesin inşallah. Amin. Tevazusu, ahlakı, hayası, hacamet olması, isimleri, yaşı, vefatı, mirası ve rüyada görmek olarak son olarak da hatime, yani toplamda 54 bölümden oluşan bir kitap. Allah-u Teala inşallah cümlemize istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Güzel bir baskı yaptık. Burada emeğe geçen özellikle Fadıl kardeşinden de Allah razı olsun, öğrencimizden de güzel bir baskı oldu. İnşallah kutlu doğumda hayır sahibi kardeşlerimize çoğunu bulabilirsek kutlu doğumda her kardeşimize birer tane hediye edecek ki istifade etsinler diye. Rabbim cümlemize menfaatlenmeyi nasip eyle. Pazar günü arkadaşlar tekrar soruyoruz. Kutlu doğum programımız var. İnşallah. Saat 9'dan itibaren arabası olmayan kardeşlerimiz için buradan servis kalkacak. Herkes hanımlarıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, herkes gelebilir, davetlidir. Özellikle gelen misafirler çok kıymetli. Gelen misafirler ve o gelen misafirlerin içinde bir İhsan Şen Hoca Hoca var ki şu anda Ehl-i Sünnet'in en büyük savunucusu. Eyvallah. Özellikle yani ilmi konudan, ilmi açıdan, Ehl-i Sünnet akidesi babından onun için çok değerli bir hoca efendim. Aynen. Yani biz ta 6 ay, 4, 5 ay önceden randevu alabildik ki randevu alabilirim. Bu kadar dolu hoca efendinin günleri, zamanları. Onun için arkadaşlar sağımıza solumuza haber vererek bu hoca efendiden her hepimiz istifade etmeye çalışır. İnşallah. Allah-u Teala her hepinizden razı olsun. Sağımıza solumuza davet edin. Kim varsa. Araba sormayan kardeşlerimiz buradan araba kalkacak. Saat 9'dan itibaren 10.30'da program başlayacak. Artık kaça kadar devam ederse. Rabbim inşallah cümlenizden razı olsun. Arap kardeşlerimize de diyelim. Buyurun. إخواننا السوريين الموجودين هون يوم الأحد إن شاء الله المولد الباصات اللي ما معه السيارة اللي ما معه وسائل نقل الساعة 9 اعتبار من الساعة 9 من هون قدام الوقف على
مسجد سيدنا الشيخ حسن بكوركون هناك المولد إن شاء الله ورح يبدأ الساعة 10:30 بلغوا من تحبون واللي بيحب يجي كمان يحضر هذا المولد أهلا وسهلا به الله يعافيكم سيد أهلا وسهلا تفضلوا سيد الشيخ تفضل سيد زحمة الله يبارك